Hardware Plus'tan herkese selam arkadaşlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda şu anki oluşumlardan ve aparatlardan gördüğünüz gibi DeX'i kurduk tekrar. Bu niye? Çünkü geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S8 modelini Android Oreo güncellemesi aylardan sonra gelmişti. Biz de S8'e gelen Oreo yeniliklerini de e dahil olmak üzere bu videoda bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Yine klasik düzenimize geldik. Ama bu sefer elimdeki konu dediğim gibi Samsung Galaxy S8 hatta S8 Plus. Ama hem S8'de hem S8 Plus'ta aynı özellikleri olduğu için ve S8 Yıldır abi de olduğu için ben S8 Plus'ı deneyimledim. Ee, S8 Plus'a ilk baktığımızda aslında diğer telefonlarda olduğu gibi bir değişiklik yokmuş gibi geliyor. Şu an gördüğünüz gibi sağa sola çeviriyorum ve yukarıdaki paneli de indiriyorum. Tamamen e, tıpkı Normal Nougat'a olduğu gibi oraya da aynı görünüyor. Sadece bu ekranda benim farklı gelen ilk şey galerinin ikonu oldu. Galeri ikonu dışında bir değişiklik yokmuş gibi hissettiriyor. Ama e, içinde aslında öyle değil. Hemen özelliklere geçelim. Dediğim gibi arayüz aynı olmasının yanı sıra Artık bildiğiniz gibi şuralara bastığımızda direkt kısa yollar çıkıyor. Normalde Samsung'un S8'inde yani eski versiyonunda çıkıyordu ama bu bildirimleri gösterme durumu yoktu. Mesela bana bir mail gelmiş tıklıyorum zaten gelen mail buradan görünüyor da hemen mail atma çıkıyor. Yani o bildirim ikonları ve kısa yollar bunda da bulunuyor. Ne çıktı? Ara, yeni tweet, yeni mesaj, QR kodu tara gibi kısa yolları görebiliyoruz. Ama işin garip tarafı e, Samsung kamera kısmına bunu koymamış. Kamera kısmında hala kendi kısa yolları bulunuyor. Yani hemen selfie çek, fotoğraf çek gibi kısa yollar şu an için e, S8'in oraya güncellemesinde kamera tarafında bulunmuyor. Sanırım bu ilk düzenleme güncellemesiyle gelecektir. Ama tabii ki oraya dedik, size bir onu gösterelim. Her zamanki gibi şöyle aşağı iniyorum telefon hakkında ki hakkında kısmı da gördüğünüz gibi değişti. Artık burada e IMEI seri numarasını falan kısaca görebiliyorsunuz. Aşağı iniyorum. Ee, durum Durumda da e, yine detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yazılım bilgilerine girip Android 8.0 oraya Samsung Experience sürümü de 9.0'a yükselmiş oluyor. Sadece bu konuda bir Samsung'u eleştirmem gereken bir nokta var. Yani Experience sürümünü 9.0 olarak yeniliyorsun. Ama e, görünürde hiçbir değişiklik olmaması biraz saçma olmuş diyebilirim. hani En azından arayüzde bazı yenilikler vesaire gelmesi hoş olurdu. Hani ona yenilikleri dışında. Ama buradaki durumda sanki S9, S9'da da bu şekilde bir arayüz mizin sinyalini veriyor olabilir. Ya da yeni arayüzünü belki 10.0 adıyla S9'a bırakıyor olabilir. Bunu da zaten ayın 25'indeki lansmanla göreceğiz diyelim. Şimdi e, yeniliklere gelecek olursak bildiğiniz gibi Note 8'de 2 adet e, Note 8'i has sandığımız özellikler vardı. Bunlardan biri Dual Messenger dediğimiz yani WhatsApp gibi bazı e, Facebook Messenger'da dahildi. Hemen şuradan da bakalım zaten aynı zamanda. E, sosyal medya uygulamalarına birden fazla hesap açabilmeydi. Şuradan Dual yazıyorum çabucak bulabilmek için. Dual Messenger'a giriyorum. WhatsApp Snapchat e, Facebook ve Facebook Messenger için geçerliymiş WhatsApp Snapchat Facebook ve Facebook Messenger'dan bunları açmanız takdirde işte birden fazla e, telefon numarasıyla ikinci bir WhatsApp hesabı açma Snapchat'i e ikinci bir hesabınız varsa işte fenomenseniz vesaire Facebook için de geçerli ama Twitter için şimdilik bu durum geçerli değil. Bir diğer yeniliğimiz neydi? Bildiğiniz gibi çoklu uygulama muhabbeti vardı. Yani şu şekilde hani şu Edge ekranından geldiğimizde ben size şunu özellikle boş bıraktım. Ee, Samsung'daki adına da şuradan bakalım. Direkt ezberimde aklıma gelmedi. Uygulama çifte oluşturma. Uygulama çift nasıldı? Hemen size artık S8 üzerinden de göstereyim. Tıklıyorsunuz buna. İki uygulamayı aynı anda açması için kısa yol ayarlıyorsunuz. Mesela ne diyelim? Facebook'la mail'i aynı anda açsın. Gmail'im aynı anda açsın. Tamamlandı diyoruz ama bunu sadece EC ekranda ayarlayabiliyorsunuz. Geri geliyorum. EC ekranda artık çift uygulama duruyor. Tıkladığınızda anında çifte ekran olarak gelebiliyor. Hatta bunu buradan ana ekrana gönder dediğimizde çıkalım. Ana ekranda da uygulama çifti artık görünüyor. Şöyle ben onu kapatıp diyeyim. Buraya da tıkladığımızda anında Facebook ve üstte altta işte Gmail ya da sizin ayarladığınız şekilde üstte farklı uygulama, altta farklı uygulama çoklu ekranı aynı anda artık açabiliyorsunuz. Dediğim gibi normalde bu Note 8'de bulunan bir özellikti, şuradan da kapatmaya çalışıyorum. Note 8'de bulunan bir özellikti, ama artık S8'lere de oraya güncellemesiyle beraber gelmiş oldu. Aynı zamanda bildiğiniz gibi bu Edge panelinde de renkli bir şekilde arayan olduğunda yeşil rengiyle vesaire gösteriyordu. Buna da yenilikler geldi. Şuradan hemen gelelim yine Edge yazalım. Edge aydınlatması kısmına giriyoruz. Ne zaman olsun isterseniz işte ekran açıkken bu ışıklandırma olsun sadece kapalıyken versin ya da her iki zamanda da versin diyebiliyorsunuz. Aydınlatma tarzına geldiğinizde ise şuradan efektten farklı farklı efektler seçebiliyorsunuz. Temelde mavi renk veriyordu şu an göründüğü gibi. Ama çok renkli seçebilirsiniz artık. Rengarenk dolaşabilir o bildirim varken. Glow dediği biraz daha böyle e, nefes alan bir şekilde dönebilir. Ya da e, bu şekilde tamamen renkli bir aydınlatmaya sahip olabilirsiniz. Ben bunu da çok renkliyi fazlasıyla sevdim. Ama bunda da renk seçebiliyorsunuz. Mesela mor olsun isterseniz mor ağırlıklı çok renkli dönüyor. Mavi seçtiğinizde mavi ağırlıklı, mavi yeşil tonlarında dönüyor. İşte kırmızı seviyorsanız, sarı, kırmızı, mavi tonlarında renklendirme geçebiliyor. Aynı zamanda bunun da şeffaflığını arttırabiliyorsunuz. Hani çok parlamasın, hafif görünsün vesaire gibi ayarlamanızı buradan yapabilirsiniz. Genişliğini de şuradan ince, ince bir şekilde ya da geniş bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu da e, ufak bir detay olsa da Samsung'un hali hazırda olan özelliklerini yeniletmiş yani daha fazla şeyler eklemiş. Bildirimleri yönetten de hangi uygulamaların bildirimlerini bu heyecan aydınlatmasında olmasını seçebiliyorsunuz. Mesela ben de sadece mesajlar ve WhatsApp seçili. Bir diğer özelliğimiz ise bildiğiniz gibi Samsung Galaxy S7'den bu yana e Always On Display AOD ya da Türkçe adıyla her zaman açık ekran teknolojisi mevcut. Onu da zaten şöyle hatırlatmam gerekirse bu saat göstermesi diğer bütün siyah taraflarının ledlerini kapatarak size ekran tasarrufu sağlıyor. Bununla ilgili de şöyle ayarlara giriyorum. Hatta şöyle kısa bir yol göstereyim size tam yerini bulamıyorsanız bile. Ekranda en aşağı inip Always On Display'e gelin. Always On Display'de saat ve Face Widget bölümüne geliyorsunuz. Saat stili diyorsunuz. Burada artık Always On Display'de nasıl bir saat görünmesini istendiğini ayarlayabilirsiniz. İşte dikey modda mı, yatay modda mı, işte saatin büyük olduğu mu ya da böyle şekilli şu mu olsun biraz daha hareketli gibi görünen e, çok ince bir şekilde mi görünsün ya da analog saatlerden de dilediğinizi burada seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, şu aşağıda renk bölümünden de saatin renklerini değiştirebilirsiniz hatta daha renkli bir şekilde de ayarlamanız mümkün. Bunun yanı sıra şöyle tekrar girelim saat stilini. Kilit ekranındaki saatle always on display arasındaki saati de değiştirebiliyorsunuz. Always on display'de klasik görünsün ama kilit ekranında ben şu şekilde görünmesini istiyorum derseniz hatta renk değiştirmeyi de göstereyim şöyle. Şuradan benim istediğim kırmızı renkte olsun derseniz uygula dediğinizde Hemen bir dönelim. Şöyle açalım direkt. E, kilit ekranında da bu şekilde bir ayarlama yapabiliyorum. Ama kilit ekranındayken saatin üzerine tıkladığınızda artık bu yeni bir özellik, ufak bir detay. Saatin bütün detaylarını saniyesine kadar görebiliyorsunuz. Yine ekranı açmadan ya saat tam olarak kaç, ne kadar sürem kaldı diye merak ediyorsanız sadece kilit ekranında olduğunu hatırlatırım. Yani şöyle kapatayım. Always on display gelsin. Burada öyle bir özellik sunmuyor. Sadece bu sağa sola çevirme kısa yollarını ayarlayabildiğinizi söyleyelim. Bir diğer yeniliğimiz ise Samsung Galaxy S8'e gelen oraya güncellemesiyle beraber artık bildirimleri erteleyebiliyorsunuz. Diyelim ki ben iş yerindeyim işte Whatsapp'tan mesaj geldi ama bir 5-10 dakikalık bu telefona bakamayacağım. Şöyle geliyoruz. Hafif bir şekilde sağa çekin ki ben biraz önceki çekimde tamamen çektiğim için de komple çıktı. Şuradaki hatırlat kısmına geldiğinizde 15 dakika, 30 dakika, 1 saat ya da 2 saat sonra hatırlat diyebilirsiniz. Bu sayede de bildiriminizi unutmadan sizi hatırlatmasını sağlayabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Sıradaki özelliğimiz ise aslında e, toplu uygulama kullananların bence hoşuna gidecek, hoş bir detay olmuş. Bildiğiniz gibi şu son uygulamalara tıkladığımızda burada şu anki mesela tonlarca uygulamalar açık. Ama dilerseniz bunları zaten ben niye açtığımı biliyorum, daha kolay yöntemini istiyorum diyorsanız şuradaki üç noktaya tıklıyorsunuz, liste görünümü diyorsunuz. Mis gibi bir görünüm geliyor. Kolayca buradan o kadar uygulamayı tek e, hareketle artık geçebiliyorum. Mesela şu an şununla işim yok. Kapatabilirim. Galaxy Apps işim yok. internetle işim yok. Ya da direkt böyle tıklayıp açabilirsiniz. Bu inanılmaz bir şekilde rahatlatmış gerçekten kullanımı. Artık bir kere liste görünümü dediğinizde de tamamen liste görünümü kalıyor. Tümünü kapat dediğinizde çat diye de kapatıyorsunuz. E, tercih edenler olabilir ama istemezseniz de yine o ayarlardan küçük resim görünümüne geçiş yapabilirsiniz. Diyerek bir diğer yeniliğimize gelelim. Bu sadece sesle bahsedeceğim bir yenilik. Yani e, normalde yani buradan gösteremeyeceğim bir detayı. Bildiğiniz gibi e, Samsung'da artık üst seviye kulaklıkları da destekliyor. Ama Android 8.0 Oreo ile beraber AAC tarzı müzik türlerini yani o e, uzantılarını aynı zamanda Sony'nin özellikle bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar arasındaki ses akışını üst seviyeye çıkartan LDAC dediğimiz LDAC da diyebilirsiniz. LDAC diye de söyleyebilirsiniz. Bu teknolojiye desteğiyle getirdi ki şu anda ben Sony'nin zaten LDAC destekli bir Bluetooth kulaklığını test ederken bu telefonla da test etme fırsatı yakaladım bu sayede ve normal herhangi bir Sony telefondan farksız bir seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Diğer bir yeniliğimiz ise bildiğiniz gibi e, Oreo ile beraber otomatik doldurma özelliği mevcut. Otomatik doldurmada hesap bilgilerinizi güvenli bir şekilde sizin e, kendi cloud hesabına kaydederek çok kısa bir şekilde giriş yapmanızı sağlıyor. Özellikle telefon değiştirdiğinizde bu fazlası işinize yarıyor. Hemen ben şuradan Twitter üzerinden örnek göstermeye çalışayım. Ayarlar diyelim. Hesap. Çıkış yap. Ben hesaptan bir çıkış yapayım. Giriş diyorum. Burada Samsung ile zaten şifreyi ben kendim biliyorum, ben girerim diyor. Hemen şurada gözüme okutarak kendimi tanıtayım. Tanıttım ve otomatik şifremi aldı. Bana sadece giriş yapmak kalıyor. Tabii ben kendim iki adımlı doğrulama kullandığım için SMS geliyor ama siz bu şekilde şifrelerinizi Samsung PSE kaydettirerek herhangi bir uygulama girişinde eğer Samsung hesabınıza giriş yaptıysanız çok hızlı bir şekilde geri dönüş alabiliyorsunuz. Diyerek hemen şuradaki klasörden bahsedeyim sizlere. Klasörlerde bildiğiniz gibi zaten klasik oluşturma var ama artık bir klasöre şöyle tıklıyorum. Şurada bir ikonumuz var. Buna tıklayarak renk seçimi yapabiliyorsunuz. İşte şöyle bir renkte olsun. Tıklıyorum. Renk seç diyorum. Ne olsun? Kıp kırmızı. Yine ben kırmızıyı seçeyim. Kaydet. Orada artık rengi görünüyor klasörün. Kapattığınızda da kırmızı. Yanına geliyorum. Tabii ki yapacağım renk belli bence. Şöyle sarıya geliyorum. Kaydet diyorum. Sarı kırmızı ve bütün renklerden oluşan kafanıza göre klasör renklendirmesi yapabilirsiniz. Ee, bu oraya güncellemesinde gelen belki de şu an için birçok kişinin fark edemediği yani yurt dışında zaten kullanıyorlardı ama Türklerin de kullanabileceği şekilde gelen Picture'ın Picture modu var. Zaten şimdiye kadar birçok telefonda sizlere bundan söyledim. Ama hep diyordum YouTube Türkiye'nin red desteği olmadığı için biz Picture'ın Picture'ı Türkiye'de kullanamıyoruz. Ta ki Samsung Galaxy S8'e oraya gelene kadar. Yapmanız gereken sadece şuradan Samsung internete girmek. Ben hemen şuradan sizin için internet arayüzüne gireyim. Arama. İnternet. Samsung'un kendi uygulaması olmasına dikkat edin. Ben normalde kullandığım için, Chrome kullandığım için şey olmadı. Şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Ben ne yapıyorum? Bunu tam ekran alıyorum. Şöyle sizin için çevireyim. Tam ekranda şurada bir e, detay var gördüğünüz gibi. Tuş var. O da picture in Picture için tuş. Tıklıyorsunuz. Geri geliyorum. Video devam ediyor. Yani artık YouTube'da arka planda müzik dinleyebilirsiniz. Ben şöyle bir durdurayım. Arkada ses çıkmasın müzik dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde Whatsapp'ta yazışmaya devam edebilirsiniz. Ben burada konuşurken videomu izlemeye devam edebilirim. Şurada şöyle sesi kısıyorum. Gördüğünüz gibi Picture in Picture Samsung Galaxy S8'e gelen oraya güncellemesiyle beraber artık YouTube'da da çalışıyor. Ama tekrar ediyorum Samsung'un kendi internet tarayıcısında ve tarayıcıdan gireceğiniz YouTube'da bunu yapabiliyorsunuz. Diğer türlü YouTube'un kendi uygulaması zaten desteklemiyordu. Ama Samsung farkında olmadan Türk kullanıcılarına da ufak bir açıklık eklemiş oldu diyelim. Picture in Picture'ı da şuradan kapatarak artık Dex'te olan bir iki yeniliğimize de gelin hep beraber göz atalım. Evet saydığımız Oreo yeniliklerinin yanı sıra dediğim gibi Dex'te de bazı yenilikler vardı. Bunlardan ilki aslında yani normalde olması gereken Sanırım Huawei Mateon Pro'da kullandığı için buraya getirilen bir yenilik nedir? Normalde bildiğiniz gibi Dex'i biz klavye ve mouse da kullanabiliyoruz ama klavye ve mouse'un kablosu şu anda takılı değil. Ben de niye bunu çıkardım? Çünkü artık eğer bir klavye mouse'unuz yok ise Dex, Dex aparatına bağladığınızda Telefonun ekranı artık bir e, dokunmatik yüzey yani klasik olarak dokunmatik yüzeyini fare olarak kullanabilmenize sağlıyor. Yani şu an ekranda mesela fare şurada ben şöyle oynatarak artık ekranın üzerinden bir dokunmatik e, yüzey şeklinde kullanabiliyorum. Normalde bu bu tarz bir sistemde olması gerekirken eee sağ olsun sanırım Huawei dediğim gibi Mateon Pro'da bu sistemi kullandığı için Samsung, "Aa biz bunu neden yapmadık?" diye düşünmüş olacak ki eklemişler. Çok da güzel olmuş. En azından bir yere gittiğinizde eğer Dex yanınızdaysa acil bir iş yapmanız vesaire gerekiyorsa klavye ve mouse aramadan hemen bununla da bir iki işlem yapabilirsiniz. tabi en azından klavye olmadan ne kadar işiniz yarayacak bilmiyorum ama en azından mouse gerektirmediğini söyleyebiliriz. Bunun dışında neler var yenilik olarak? Hatta ben böyleyken sizlere göstereyim. Normalde bildiğiniz gibi ben şu ana ekranı açtığımda menüyü şöyle geleyim Burada sadece Dex'e özel uygulamalar bulunuyordu Ama artık bütün uygulamaları görebiliyoruz Yani Samsung Dex en azından kendi arayüzünde bütün uygulamaları desteklemeye başladı Desteklesin desteklemesin burada tüm oyunları ve uygulamaları görebiliyoruz Bunun yarısına bildiğiniz gibi ben size bu Dex incelikleri diyebileceğimiz videodan da şu anda kart üzerinden ulaşabilirsiniz zaten ona. Bu videoda DEX'in ayrı uygulamaları olduğunu 3. partinin bu sayede de uygulamaları tam ekran kullanabildiğinizden bahsetmiştim. YouTube'a artık zaten tam ekran desteği gelmiş yani videoları tam ekran izleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi Samsung özellikle S7'de vesaire vardı da S8'de bu Game Launcher olayını geliştirmişti. Oyunu yüksek performansta oynama, eğer çok yemesin diyorsanız orta performansta oynama gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz bu Game Launcher üzerinden. Burada da Game Launcher geldi. Hemen size onu göstereyim. Şöyle ana ekrana dönüyorum. Şurada Game Launcher'ımız var. Bunu açtığınızda size zaten burada önerilen oyunlar, burada da benim telefonumda olan oyunları gösteriyor. Bunun en güzel avantajı şu aşağıdaki ikonda arkadaşlar. O aşağıdaki ikona indiğimde e, tam ekran dersem artık ilk başta kullanırken oyun çıkıyor bazı oyunlar çalışmayabilir diye ama buna tıkladığınız vakit artık tam ekran bir şekilde ekstra bir uygulamaya gerek kalmadan oyunu oynayabiliyorsunuz. Hatta şöyle mesela Stranger Things'in oyununu bir açalım nasıl görünüyormuş görelim. Ben de şu an ilk defa açıyorum gayet tam ekran bir şekilde oynayabiliyoruz. Bu da en azından dediğim gibi bu ekstra uygulamalara gerek kalmadan tam ekran bir deneyim yaşamanıza sağlıyor. Klavye ve mouse'la da tabii ki uyumluluğu aynı şekilde devam ediyor diyelim. Şöyle şuradaki sesi de kapatayım. Bağlı kalmış. Evet. Başla diyelim. Bakalım nasıl oynayabileceğiz. Normal. Zaten bu point and click şeklinde olduğu için ee, bu şekilde rahat bir şekilde oynayabiliriz. Ama bakalım şuradan da direkt çıktığımızda çıkıyor muymuş? Biraz da tabi ters bakınca zor oluyor. Bu şekilde oyundan da çıkmış oldum. Yani e, tam ekran uygulamayı kullanabilme en azından oyunlarda çünkü asıl tam ekran isteğimiz oyunlardaydı. E, bunu ekstra bir detaya gerek kalmadan, 3. parti uygulamaya gerek kalmadan kullanıyor olmak çok güzel olmuş. Tüm uygulamaları da görebiliyor olmak da en azından istediğiniz ekstra bir uygulama varsa rahat bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. Diğer türlü de biraz daha performans geliştirmeler olmuş. Hani e, zaten stabildi ama birçok S8 kullanıcısı ya da S8 Plus kullanıcısı 4 GB RAM'den dolayı bazen çok fazla sekme açtığınızda takılma olabiliyor diyordu. Ama biz Note 8'de deneyip böyle bir sorun yaşamamıştık. Sanırım o performans iyileştirmeleri de yapılmasıyla S8 ve S8 Plus'ta da gayet güzel bir kullanım sağlanmış diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S8'in oraya yönelikleri bu şekildeydi. Eğer benim gözden kaçırdığım ve sizin fark ettiğiniz farklı yenilikler varsa yorumlardan bize aktarabilirsiniz. Ya da şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor gibi sorularınız varsa yorumlar bölümünde bekliyoruz diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.